Merhaba arkadaşlar. Bu videoda MSP430'u Arduino gibi nasıl programlarız? Bunun üzerinde duracağım. Bunun için Google'dan Energia diye bir program var. Şu Energia Google yazdığımızda Google'a ilk satırda çıkıyor zaten. Buraya tıklıyoruz. Şu şekilde bir program var. Yani MSP430'la çalışırken ayar workbench'te hani çalışırken normal kodlar bize zor gelebilir veya hani farklı gelebilir. Arduino kodları biraz daha basit. Hobby maker olarak. Hani bu enerji programıyla sanki Arduino programlıyormuşuz gibi MSP430'u programlayacağız. Şu şekilde download kısmına geldiğimizde indirme için linkler mevcut. Bu sürümleri, eski sürümleri. Bayağı bir güncel sürümleri de var. Şurada aşağı doğru gittiğimizde ben bilgisayarımda release 0101 E0010'u kullanıyorum. Windows sürümü. Ben de çalışıyor. Gayet güzel. Şimdi bunu göstereceğim. Bunu aşağı indirelim. Evet, indirdiğimizde şöyle bir dosya. Bunun içine giriyoruz. Şu Energia application'a tıklıyoruz. Programı açtığımızda evet Arduino'nun kırmızısı. Zaten Arduino'ya benziyor. Görüyoruz. Evet şöyle karşılaştırdığımızda birebir aynısı. Sadece rengi kırmızı. Bununla MSP430'u programlayabiliyoruz. Şuradan baktığımızda boardlarda launchpad işte MSP hani launchpad'leri olduğunu görüyoruz. Şurada. Bu MSP430'u bununla programlayabiliriz. Şimdi bunu kapatalım. Şimdi bende MSP430'un bir tane development kiti var. Şu şekilde EZ430 bir tane USB F2013 mikro denetleyicisi üzerinde var. Bir tane USB'ye takılı ufak bir kart. Evet şu şekilde küçük bir kart USB şeklinde taktığımızda bunun üzerinde kodlarımızı yazıp derleyebiliyoruz ve çalışabiliyoruz. Şimdi MSP430 bunun üzerinde 14 adet kullanıcı pini mevcut. Bir tane de user yani kullanıcı LED'i var. Şimdi bu enerjiyle hani MSP430'u nasıl programlayacağız? Şu LED'i bir ufak bir kod yazıp örnek kod nasıl programlayacağız? Yani Energia ile MSP430'u nasıl programlayacağız? Bunun üzerinde duracağım. Bunun için bu kitin bir şematiğine bakalım. Yani LED hangi pine bağlı? Şunu döndürelim. Evet. Şurada. Evet. Şuraya baktığımızda MSP430 mikro denetleyicisi var. Burada LED P1.0 pinine bağlı. Burada Energia üzerinde pin 2 diye alacağız. Yani 1, 2. 2'ye bağlı. Normalde ayar workbench'te hani yazarken P1.0 şeklinde pinleri alıyoruz. Veya pin 0 şeklinde. Burada pin 2 diye alacağız. Yani 2 diye alıyoruz burada Energia'da. Şimdi bu LED'i 1 saniyelik, hani 1000 milisaniyelik aralıklarla yakıp söndürelim enerjiyi de. Evet, şimdi kodlarımızı yazalım. Şimdi bir tane int led diye bir tane değişken 2 olsun. Yani led ikinci pine bağlı. Şurada baktığımızda LED'imiz ikinci pine bağlı. Daha sonra setup'ın içinde hani pin 2 pin modu ne olsun? Çıkış mı input mu? Pin 2 output yani çıkış olacak. Input değil output. Evet bunu yazdık. Daha sonra loop'un içinde digital write yani high veya low edeceğiz.
pin 2 ne olsun? High olsun. Yani LED'i yaksın. Bir tane gecikme verelim. Delay fonksiyonuyla. 1000 milisaniyelik, yani 1 saniyelik gecikme. Tekrar digital write komutuyla pin 2 ne olsun? Low, yani sönsün. LED'imiz sönsün. Tekrar bir gecikme verip LED'i birer saniyelik aralıklarla yakıp söndüreceğiz. Daha sonra bu süreyi azaltıp hani nasıl farklı olduğunu board üzerinde göreceğiz. Şimdi şurada kodumuzu yazdık. Bir compile edelim. Herhangi bir hata var mı? Evet. Done compile. Bitti. Herhangi bir hata yok. Şimdi board'u bilgisayara takıyorum. EZ430 board'unu. Evet. Board'umuz takıldı. Şurada tools sekmesinde board. Şu board kısmında launchpad MSP430 çeşitli launchpad'ler var. Şurada kalabilir. Şurada çalışıyor zaten. Şu ilkinde kalabilir. Serial portta COM21'e bağlı. Benim Device Manager'dan görebiliriz. COM port 21. Evet, şimdi kodumuzu board'umuza gönderebiliriz. Evet, compiling sketch uploading ediyor şu an. Evet, gönderdi şu an. Evet, şimdi gönderdiğimiz kodu board'umuz üzerinde görelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi MSP430F2013 Development Kit'i birer saniyelik aralıklarla LED'imiz yanıp sönüyor. Şimdi bunu 500 milisaniye yapalım kodda. Şimdi hemen şurada yapalım. Evet, şunu ...500 yapıp şurada derleyelim. Hata var mı? Bakalım. Evet. Tamamlandı. Herhangi bir hata yok. Şuradan upload. Upload ediyoruz. Evet. Gönderiliyor. Uploading done. Şimdi bakalım. Şimdi gönderdi bu arada. Evet. Gördüğünüz gibi biraz daha hızlı hızlı yanıp sönüyor. Evet, şu anda Energia programıyla MSP430'u programlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.